Bu mühimmat gördüğünüz gibi bir e, defo burası ve karargah olarak kullanılan şu haberleşme merkezi. Bu gece çekilmiş, infrared kamerayla çekilmiş bir görüntü. Pilotun e, uçağın içerisinde kamera var. Ve tapa gördüğünüz gibi HDP barıncaya kadar pilota bunu gösteriyor. O kadar hassas bir mühimmat. Yani PKK'nın dediği gibi. Sivil hedeflerin vurulmadığını görüyoruz burada. Evet. Bu çok önemli. İnsan var mı ortada yok. Dolayısıyla buradaki silah depoları, bunların saklandıkları yerler, karargahları, lojistik yerleri vuruluyor. Ve gördüğünüz gibi burada patlayıcı madde var ki bu kadar alev çıkıyor. Ee, bu imha edildiğini gösteriyor pilotun. Dikkat edin şu targetin içerisinde tam 12'den vurdu pilot. Ve buradaki hedef bu söylediğim bombayla tamamen imha edilmiş. Görevin başarıldığını gösteriyor. Bunun gibi 47 ayrı hedefte yani bu bir tek uçağın attığı tek bomba. Ama harekata katılan uçaklarımız 20-20-40 uçaksa siz onu dörtte çarpın. Ne kadar hedef vurduğumuzu ortaya koyar bu. Hı hı. Dolayısıyla bugün Sayın Savunma Bakanımız verdi hedeflerin sayılarını. Ama dediğim gibi bu e, çalışma meselesi şunu söylemek istiyorum. Ne dedi Sayın Bakan? PKK yaptı dedi. Ve e, Sayın e, Dışişleri Bakanı'mız içeride ve dışarıda dedi. İçeride zaten e, hem jandarma özel harekat hem de polis şüpheli sanıkları bu gece tutukladılar. Hatta biri öldürüldü. Burada da saklandıkları yerler an ve an biliniyor. Hı hı. Türk Hava Kuvvetleri'nin daha yukarıda uçan istihbarat keşif uçakları var. Bu bölge 7-20 uçaklarımız tarafından taranıyor. Mesela bakalım şimdi duralım bakın. Burada durdurabilirse arkadaşımız. Görüntüleri bir durduralım. Bakın terörist gördü kaçıyor. Burada araçlar var. Burası e, saklandıkları yerler. Ama biz nereye vuruyoruz? Gördüğünüz gibi karargahlarını vuruyoruz. İhtimalen silah deposu burası. Buradaki silah deposu ondan sonra lojistik merkezleri ve eğitim merkezlerini vuruyor. Ee, diğerleri bakın burada yakıt depoları var. Bunlar hedef. Ama bu hedefler daha önceden Arf uçaklarımız, keşif uçaklarımız tarafından tespit edilmiş vaziyette. Dikkat edin bu yüksek irtifa'dan çekilmiş bir şey ve artık e, pilotun hedefine girmiş, e, şahıs kaçıyor. Burada e, son e, artık e, tapa. Hedefini bulmuş vaziyette. Gördüğünüz gibi tam orta noktadan vurma noktasına gelmiş. Dolayısıyla işte söylendiği gibi sivil yerleşim yerleri, hastane Türkiye İsrail ordusu değil ki ya. Türkiye bir kahramanlar ordusu. 5 tane askerimiz yani bunlar bizim mühendis askerlerimiz. Şehit edilmiş. Bunun intikamını her egemen devlet gibi terörle karşı bir mücadeledir bu. Yani bir başka devletin topraklarını gasp etmek değildir terörle mücadeledir ve bu hakkı uluslararası hukuk vermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri 51. maddeye dayanarak, meşru müdafaa hakkını dayanaraktan bunları yapmak. Niçin? Bu topraklardan gelen bir terör örgütü Türkiye'nin kalbine ikinci defa saldırıda bulunmuştur. O zaman devlet bir şekilde nasıl insanın kendi savunma hakkı varsa, burada da bakın besbelli bakın yakıt depoları bunlar, bunları vuruyor. Ondan sonra. Gidip de pilot istese vurur. Silahları, Bak. mühimmatları ne varsa hedef Onları yerine bir ediyor. Ama ne garipse çok garip bir müttefikleri var. Silah geliyor tekrar. Geldikçe biz de vuruyoruz. Bugün söyledi Cumhurbaşkanı. Tepelerine tepelerine ineceğiz diyor. Aa işte tepesine iniyor Türk askeri. Sen benim küçücük o helikopter mühendisi kızımızı şehit edersen, rahmetliği, o küçücük kınalı yavruları mühendislerimizi vurursan, ben de senin buradaki sana silah veren emperyalizmin silah depolarını elini keserim senin. Ve sadece Mesaj normal budur. değil teröristler de. Şimdi şurada... e, çok özür dilerim. Suriye Derik, Irak Kara Cephane Deposu, Suriye Rümeylan, Suriye Kahtaniye. E, Sayın Selvi reklamdan önce bu noktalardan evet. söz etmiştiniz. Bakın gayet açık burada gördüğünüz Neden gibi karargahları. Neden bu bölgeler seçildi? Neler oluyor orada? Sayın Selvi e, böyle... E, Burada da anlatalım hem görüntüler üzerinden de bölgeler kritik bölgeler özellikle neler olduğu bu noktada çok önemli. İşte Hakur, Kara, Kandil ve Sincar. Bu görüntüde de vurulan noktalar ardarda görüntülerde. Türk Silahlı Kuvvetleri ile MIT bir koordinasyon halinde çalıştı. Savaş uçaklarıyla vurulacak olan yerler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hem Irak'ta hem Suriye'de bu hedefler etkisiz hale getirildi. MIT de sihalarla daha önce yerleri belirlenmiş olan terör örgütüne ait mühimmat depolarını, eğitim merkezlerini, haberleşme sistemlerinin olduğu yerleri yani lojistik açısından da, terörle mücadele açısından da kritik olan noktaları tam isabetle etkisiz hale getirdi. MIT'in vurduğu hedefler 120 hedef. Irak ama ağırlıklı olarak Suriye'de olmak üzere. Şimdi bu görüntüler üzerinden de işte değerlendirecek olursak evet. burada Sayın Selvi spesifik olarak noktalar seçiliyor. Siviller titizlikle ayırt ediliyor ama dünyada siviller konusunda sicili en temiz. Nasıl oluyor mesela? Tek bir temiz, sivil bile. Tek temiz e, Ordu. Türk Silahlı Kuvvetleri. Şu ana kadar bizim PKK ile mücadele sürecimizde hiçbir zaman sivillere zarar verilmedi. Dediğiniz nokta çok kıymetli. Bu nasıl? Oradaki şey? bakın şunu söyleyebilirim. Nasıl bu seçiliyor? ihtimalen mitin ihmal ettiği bir yer. Evet, e, kullandığı yer. Bir bakalım, bomba vurmuş. itibariyle. Şimdi e, bu vurduğu yere bir bakalım komutanım. Şimdi vurduğu yerde bunların bir kısmı da terör örgütü yerleşim alanlarının içerisine bunları yapıyor ki sivil durumunu sokabilmek için ama buna rağmen o kadar büyük bir titizlikle çalışılıyor ki Tabii bakın Milli istihbaratın görüntüleri bunlar. Şöyle. Içerisinde. Evet, ben evet. mesela bildiğin. bu Hı. dediğiniz yer Rumeylan'daki bir yerdi. Biraz önceki gösterdiğiniz yer. Bu galiba değil mi? Evet, evet, evet. evet. Burası Rumeylan'daki vurulan bir yer. Coğrafya Neden bu bölgeler gibi. seçiliyor peki? Şöyle, bunlar e, elbette ki hepimizin de tahmin edebileceği <laughs> gibi uzun süre sahadaki istihbarat elemanlarının çalışmalarıyla tespit ediliyor. Haberleşme sistemlerinin olduğu yerler, cephaneliğin olduğu yerler, eğitim verilen yerler ve bir takım silahların orada bir kısmı da mesela Süleymaniye'de bir havalanı vurulmuştu. Süleymaniye'deki vurulan havalan da drone üretim merkeziydi. Etkisiz hale getirildi, imha edildi. Bu tür e, önceden biliniyor stratejik açısından oranı. stratejik açıdan önemli olan yerler. Bakın şimdi bunların etrafında hiçbir sivil var mı? Tamamen terör hedefleri etkisiz hale getiriyor ve bunlar yüzde yüz isabetle vuruyor. Terör örgütünün yayın organlarında da e, buralarda Mesela şunu iddia edemediler hiçbir zaman. işte şu siviller öldürüldü diyemediler. Çünkü bunlar hepsi terör hedefi. Çok kısa bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Dün İsrail Dışişleri Bakanı hemen bu konu hakkında bir sosyal medya paylaşımı yapıp yine ithamlarda bulundu ve suçladı. Hatta Guterres'e de saldırıyor aynı paylaşım içerisinde. Neden Türkiye yaptığı bu eylemler yüzünden yargılanmıyor? Türkiye katliam yapıyor diye. Tekrardan dün bir bir de antisemitizm kelimesini kullanıyor. Hep aynı. Aynı kavramlar ve iddialar evet. üzerinden. O, ama Neden o doktorluk kullanıyor hocam? O şeyi Niye mi kullanıyor? Çünkü konuyu Çünkü bir suç olduğu için. Evet. Ama şu var, PKK terör örgütünün İsraille birlikte hareket ettiğinde en güzel kanıtı biz PKK'yı vuruyoruz, ses İsrail'de. Evet. Burada küçük bir hatırlatma da bulunayım. Buyurun. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch. Ee... İsrail Gazze'de hastaneleri vurup katliamın boyutu bir yere girinceye kadar çok görmezden geldi. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği bir operasyonda 7 yaralanma, sivil yaralanma iddiasını haftalarca kendi global internet sitesinde manşette tutmuştu. Burada sadece ülkeler ya da İsrail değil, zaman zaman sivil toplum örgütlerinin de, Müthiş bir çifte standart uyguladığını gördük Türkiye'ye karşı. Elbette. Ama şunu söylemekte fayda var. Artık onlar bile saklayamadılar İsrail'in katliamını ve sonra döndüler ama e, burada bu görüntülerin bizimle paylaşılmasının temel nedeni şu. Milli İstihbarat Teşkilatı şunu söylüyor. Terör örgütü sivillerin arasına Saklanıyor. hedefler koysa bile Türkiye'yi engellemek için nokta atışıyla ben sadece hedef binayı vuruyorum başka kimsenin burnu kanamıyor'yu göstermek için biraz da bu görüntüleri çok önemli